Bugün Semra Hanım'ın evindeydik. Çorbası bana göre davet çorbası değildi. Seda Hanım gerçi çorbayı davet çorbası olarak kabul etti ama bana göre değildi. Benim sürekli tükettiğim bir çorbaydı bu. Tadı, kıvamı iyiydi ama dediğim gibi davette tüketilecek olan bir ürün çorba değildi. Mantar çorbası yapmış bize. Bana göre bir davet çorbası değildi. Bunu masada da söyledim. Çorbası bana biraz yoğun geldi ama baharatı çok güzeldi. Kesilmeden, karartmamış mantarları da güzel bir çorba ile karşılaştık ama dediğim gibi içerisinde bazı eksikleri vardı bana göre. Birazcık taze baharatlar girebilirdi, fesleğen girebilirdi. Lezzet oranını bize çok güzel yakalayıp yansıtabilirdi. Bu benim için çok hoş olmadı. Ondan daha iyisini bekliyordum. Keşke son yaptığı dekor dereotunu içine doğrasaydı. Çok daha güzel bir lezzet yakalayabilirdi. Çorbası mantar çorbasıydı. Bir tık tuzlu geldi ama tadı güzeldi. Çok rahatsız edecek bir tat tuzu yoktu. Ben beğendim. Çorbası tadı güzeldi aslında ama biraz tuzu fazlaydı. Kıvamı da biraz koyuydu. Yani aman aman böyle muhteşem bir çorba olmamış ama yenilecek kıvamda da değildi. Ara sıcak mücver. Mücver güzeldi. Soğuk geldi sadece. Bir de sunum çok sade geldi. Ama tadı genel olarak güzeldi mücverin. Ara sıcak mücver, kabağı gerçekten sevmiyorum. Mücveri de ona sevmediğimi söylemiştim röportajımda. Bize büyük bir mücver tabağı geldi, yanında yoğurt ve pul biber. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yoğurt olmasaydı keşke mücverleri iki küçük küçük veya üç üçlük dökseydi veya mücveri dörde bölüp de güzel bir sunum hazırlasaydı. Yoğurdu bir tabağa koyabilirdi. En azından pul biber yerine bir tane nane yaprağı koysaydı veya maydanoz da olurdu. Çok daha güzel ve biraz da görsel açıdan eklemeler yapsaydı bizi daha çok etkileyebilirdi. Salata çok kuruydu. Sadece yeşillik, yani kıvırcık, dereotu ve maydanoz vardı içerisinde. Soğanı unutmuş. Unutması da güzel olmuştu bu arada. Sıradan, basit bir salataydı bu. Benim için çok kötü bir salataydı. Ana yemek incikti, güzeldi. Biraz tuzsuz geldi ama bana güzel yapmıştı. Güzel pişmişti incik. Tadı da işte tuzsuz geldi bana ama güzeldi. Zebze dünyasıydı. Yumuşak olmuştu ama bile güzeldi yani. Pilavı biraz bana diri geldi ama tadı güzeldi. Ellerine sağlık. Ana yemek incik, sebze dünyası, pilav. Ben çok fazla bir sebze dünyası göremedim. Brokoli ve havuç eşliğinde getirdi. Yanında bir de biber vardı ama patatesli, arpacık, soğanlı olsaydı benim için güzel bir puan alırdı. Eti bence pişmemişti. Bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemişti. Bunun için ana yemeğini çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tatlı Semra'nın tiramisu'suydu. Beğenmedim. Ben önerimde sundum zaten. Bir nane ile şık olurdu dedim. İçerisindeki kek sertti. Kendisi yapmış ama sert. Özellikle bıçakla bastırdım, denedim. Bana göre tatlı tiramisu o değildi. Gerçekten tiramisuyu çok severim. Aşığım ve hastayımdır. Ama bugün öyle bir kaosla karşılaştım ki hayatımda yediğim en kötü tiramisulardan biriydi. Biliyorum bunu izlediğin zaman beni vuracaksın ama gerçekten hiç beğenmedim ve tiramisu da en azından kedi dili kullansaydın da pandispanya yerine bizi yakalasaydın. Sofra düzeni güzeldi. Siyah ağırlıklıydı. Ben siyah severim. Ağır duruyordu sofrası. Çiçeği vardı, şamdanları vardı. Bana sevrisi unutmuştu ama olsun yine de artık yarışmayacağını diyeyim. Seda Sayan gördü, ben de göremedim ama güzeldi. Sofra düzeni güzeldi. Çok beğendim. Özellikle siyah beyaz uyumu. Sofrada da dediğim gibi sevdiğim renkler çok şık duruyordu. Misafirperver iyi olduğu için kimseye cevap veremedi. Biraz sessiz kaldı, kendini savunamadı. Hani ürünlerini yaptığı yemekleri koruyamadı, savunamadı. Arkasında durmaya çalıştı ama kısık sesle yaptı. Bu da çok şey gelmedi bize. Kendini savunan bir bayan olarak gelmedi. Semra'nın bugün kendisi de doğal halinde olduğu gibi bir tık böyle birazcık sert birisi, dobra birisi. Aslında ben çok severim. Sinirli insanlarla, dobra insanlarla konuşmak benim için çok iyidir. Ki kafa kafaya yakalayabiliyorum. Misafirperver davranmaya çalıştı elinden geldiği kadar. Ama yeteri kadar savunmasını yapamadı. Çünkü haklı olduğumuz konularda bir açıklama yapmasını beklerdim ondan. Yapamadı. Bugün benim günümdü. Heyecanlandım. Önce mutfakta Seda Hanım çıktıktan sonra, beni mutfağımla baş başa bıraktıktan sonra bana böyle bir geldiler, böyle bir heyecan geldi, stres yetiştirememe duygusuna kapıldım. Ben de az kalsın Orhan Bey gibi havlu atacaktım. Ben de yapamıyorum diyecektim. Sonra hadi Semra dedim, kendini topla, yemeklerini yap. Evimin lezzetine gerçekten güveniyordum. Bunu da başardığıma inanıyorum. Eğer puanlama sisteminde bir adaletsizlik yapmazlar ise yarışmanın şampiyonu belli. Yarın Nazan Hanım'ın evindeyiz. Ondan beklentim biraz daha fazla. Biraz daha çok beklentim var. Şık bir masa bekliyorum. Güzel yemekler bekliyorum. İnşallah güzel yapmaz. Güzel, biz de ona göre puan veririz. Yarın Nazan Hanım'ın evindeyiz. Hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum o evden. Çünkü zaten burada yemekte de kendisi de söyledi. Konuşurken daha elleri titriyordu.
Seda Hanım'ın yanında olması onu bir rüya gibi görüyor. Bir de düşünün, yarın Seda Hanım onun evinde olacak. Kameralar onun evinde olacak. Büyük bir ekip onun evinde olacak. O zannediyorum ki masaya rüya şeklinde oturacak. Ama masada hiçbir şey olmayacak. Yarın Nazan Hanım'ın evindeyiz. Kendisi iyi bir insana benziyor. Gerçekten masada bir uyum sağladık kendisiyle beraber. Yani yaptığı eleştiriler bana biraz doğru geldi bazıları. Ama sadece o etle ilgili biraz sıkıntılar yaşadık. İnşallah kendisi yemeklerinde kusursuzluk yaratır ve bizi çok güzel ağırlar. Misafirperverliğiyle bizi kendine hayran bırakır. Yarın Nazan Hanım'dayız. Bence yapamayacak. O heyecanı kaldırabilecek bir hanıma benzetemedim. Çünkü çabuk atarlı ve çok çabuk sinirlenen bir bayana benziyor. Yetiştiremeyecek diye düşünüyorum. Yarın benim günüm. Çok heyecanlıyım. İnşallah bütün yemeklerimi yetiştiririm. Özellikle Serkan Bey'in ağzına hiç malzeme olmak istemiyorum. En büyük korkum o. Lütfen korktuğumu söylemeyin sonra ondan. Kendini çok fazla bir şey sanmasın ama gerçekten Serkan Bey beni korkutuyor. Bir ters köşe yapabilir. Bugün Semra Hanım'ın çorbasını beğendim. Ana yemeğini beğendim. Buna göre puanım 5. Bugün Semra Hanım'ın inciğini beğendim, tiramisu'nu beğendim, çorbasını beğendim. O yüzden Semra Hanım'a puanım 6. Ben bugün Semra Hanım'ın çorbasını beğendiğim için, ana yemeğini biraz beğendiğim için, salatasını beğendiğim için ona vereceğim puan 4. Ben bugün Semra Hanım'ın çorbasını çok beğendim gerçekten. Ana yemeğini de beğendim. Ellerine sağlık. Ben bu hafta birinci gün yarışmacısıydım. Gerçekten yemek yapamadım, pes ettim, havlu attım. Bu örnek bir davranış değildi ama misafirperverliğine ve Semra Hanım'a teşekkür ediyorum. Bugün onun için puanım 10 puan. Çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Sadece tiramisu'da risk aldı. Ama yine de böyle bir risk aldığı için herkes gibi ben de kutladım. Çok beğendim, çok başarılı buldum. Çok şükür. İnanamıyorum. Güzel geçti yani. Yarın Nazan'ın evindeyiz. Bakalım Nazan nasıl bir menüyle çıkacak karşımıza. Biraz bolca eleştirileri vardı bugün. Bu masanın üzerine çıkabilecek mi yemekleriyle merak ediyorum. Orhan Bey'den 10, Nazan Hanım'dan 4, Satı Hanım'dan 6 ve Serkan Bey'den 5 puan alan Semra Hanım rakiplerinden 25 puan toplamayı başarıyor. Yarın Nazan Hanım misafirlerini ağırlayacak ve bakalım neler olacak.